Gönül Kasap. Ben Pasa Özlem Gürses'ten aldım Gönül. Özür diliyorum senden. Çok teşekkürlerimizi sunuyorum. Ama Gönül Kasap, orası çok yoğun. Takiptesin biliyorum. Ve her an, her dakika, her saniye, her sıcak bilgiyi senden almaya hazırız biz. Yine konuklarınla birlikte izleyicilerimizle olmaya devam edeceğini de şimdiden belirtelim. Çok teşekkürler sevgili izleyenler. Özlem Gürses akşam kayıt dışında tüm detayları anlatacak, duruşmayı takip ediyor. O takipte içeride yaşadıklarını, gördüklerini, gözlemlediklerini bir bir anlattı. Bu arada Ayşe Ateş'ten bir paylaşım geldi. Hemen o paylaşımı ekrana taşıyalım. Son paylaşım Ayşe Ateş'in duruşmaya ara verildikten sonra yaptığı paylaşım. Diyor ki, günlerdir MHP-MYK üyeleri, ülke ocakları yöneticileri, kiralık kalemler ve troll hesaplar tarafından ortaya sürülen ve dosyadaki delillerle uyuşmayan iddialar ve bugün de duruşma salonunda tutuklular tarafından bu iddialarla birebir örtüşen ifadelerle topyekun sergilenen kumpas tiyatrosu. Anlaşılan o ki bu siyasi cinayetin kökleri düşündüğümüzden daha derinde. Berrak suyu bulandırmak, zaman kazanmak, mağduriyet devşirmek istediklerini biliyorduk. Ama ne gizlemeye çalıştıklarını, kimi, kimleri korumak için çabaladıklarını henüz tam olarak bilmiyoruz. Bu yüzden yargının önüne set çekilmemesi, 17 kişi hakkında yürütülen soruşturmanın bir an önce derinleştirilip tamamlanması ve bu siyasi cinayetin kime, nereye kadar uzanıyorsa uzanması tek temennimizdir. Sincan'dayız. Adil bir yargılama neticesinde bütün gerçekleri öğreneceğimize inanıyor, adaletin tecelli etmesini bekliyoruz. Adaletsiz geçirecek bir güne daha tahammülümüz olmadığını da tekraren ifade ediyoruz. Çok önemli sevgili izleyenler, bir kumpas tiyatrosu, topyekun bir kumpas tiyatrosu sergileniyor diyor Ayşe Ateş ve anlaşılan o ki bu siyasi cinayetin kökleri düşündüğümüzden daha derinde diye belirtiyor. Bakın çok önemli. İlerleyen dakikalarda, ilerleyen saat dilimimizde Ülke Ocakları eski genel başkanı Sayın Alaaddin Aldemir'le konuşacağız. Bize o da anlatacak. Çünkü Doğukan Çep diyor ki Bay Kemal burada mı? Sonra dışarıya çıkarılıyor mahkeme başkanı tarafından, sonra tekrar içeriye alınıyor. Eray Özyağcı, tetikçi diyor ki beni azmettiren Doğukan abi. Yani bir çete cinayeti izlenimi yaratılıyor, beni azmettiren Doğukan Çep'tir diyor Eray Özyağcı. Çok enteresan, Özlem Gürses de vurguladı. Sinan Ateş'i kim öldürdü sorusunun yanıtı yok. Çünkü tetikçi reddediyor, ayaklarına sıktım. Bana ayaklarına sık dendi, ayaklarına sıktım, onu ben öldürmedim diyor sevgili izleyenler Eray Özyağcı konuşmasında. Yine bazı detayları bir kere daha vurgulayacağım. MHP katılım talebinde bulundu. Avukatlarımız orada olacak demişti MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli. Davaya katılma talebinde bulundular. Şimdi biz ilk günden itibaren sordum. Dedim ki hangi vasıfla, hangi sıfatla bu duruşmada yer alacaklar? Savunma yapmak için mi? Bizim adımız geçmiyor, biz yokuz, bizimle ilgisi yok deniyor onlar tarafından. Müşteki olarak mı? Hangi sıfatla? Bakın onun yanıtı şöyle veriliyor. Suçtan doğan zarar gördüklerini ve dolayısıyla müşteki olmak istediklerini söylemişler MHP'nin avukatları. Suçtan doğan zarar söz konusu bizim için demişler. Ama savcı suçtan doğrudan zarar görmedikleri gerekçesiyle katılma talebinin reddine karar verilmesini talep etti. Mahkeme MHP'nin suçtan zarar gören sıfatı bulunmadığı gerekçesiyle katılma talebinin oy birliğiyle reddine karar verdi. Daha sonra mahkeme başkanınca iddianame özetinin okunmasının ardından sanıkların savunmalarının alınmasına geçildi. MHP açısından şu an yaşananlar bu. Tetikçi Eray Özyağcı diyor ki ben ayaklarına sıktım. Özyağcı, Sinan Ateş ile Doğukan Çep arasında parasal bir tartışma olduğunu belirterek Doğukan Çep için olay günü
Çukurambar'a gittiğini belirtiyor. Reisi vurduk seslerini duydum diyor. Doğukan abi bana mesaj attı. Sinan Ateş'in yanında iki kişi var. Sadece Sinan'ın iki ayağını ateşe et ve kaç dedi. Ben sadece Sinan Ateş'i iki ayağından vurdum ve kaçtım. Yanındakiler ateş açtı kaçarken. Reisi vurduk seslerini duydum diyor. Yani biz vurmadık diyor. Biz vurmadık. Kimin vurduğunu bilmiyoruz. Ben ayaklarından vurdum diyor. Ben öldürmedim diyor. Şimdi bakın, yargılananlar taşeron bir çete, Gülsuyu çetesi. Daha önce yaptıkları malum. Yargılananlar taşeron diyor Ayşe Ateş ve daha pek çok gelişme. İfadelerden yansıyanlar çok önemli. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de diyor ki yarım güdük, natamam bir iddianame ile görülen bir dava var ve edilen telefonlar, alınan talimatları hatırlamıyorlar. Tetikçi ve azmettiriciler. Tetikçi ve azmettirici de aslında bellidir diyor. Biz kanlı bir cinayete sessiz kalmayanları temsil ediyoruz diyor Özgür Özel. Bazı isimlerin hiç geçirilmediği vurgusu var. Katile tahsis edilen aracı veren belli ama iddianame de yok diyor Özgür Özel. Bakın, iddianame natamam. Yani tamam değil, o haliyle kabul edildi. Çünkü Devlet Bahçeli derhal bu haliyle kabul edilmelidir demişti. Sonra ortaya yeni görüntüler çıktı. Tetikçiyi taşıyan aracın, İstanbul'a getiren aracın görüntüleri ortaya çıktı. Sonra o araç Ülke Ocakları Genel Başkanı'nın etkinliklerinde kullanılan bir araçmış. Fotoğraflarla bu da ortaya çıktı. Ülke Ocakları Genel Merkezi'nin önünden fotoğrafları çıktı ama bunların hiçbirisi iddianamede yok. Sinan Ateş davasına ara verildi. Arkadaşlarımız takipte. Biz de bir bir anlatmayı, yansıtmayı sürdüreceğiz. Ama dün Kayseri'de yaşananlara da bakalım sevgili izleyenler. Kayseri'de yaşananlar önemli. Geceden sabaha çok hareketli saatler yaşandı. Bir Suriyelinin 5 yaşındaki çocuğu taciz ettiği iddiası Kayseri'de halkı sokaklara döktü. Kayseri'den yansıyan görüntüler bunlar. Sesi de açalım sevgili yönetmenim. Halkın sesi yükseliyor, tepkiler geliyor. Suriyelilerin araçlarına yönelik müdahaleler söz konusu oldu. Ve Suriyelilere yönelik halk ayaklandıktan sonra TOMA'yla müdahale edildi. Dağılmaları istendi. Gece boyunca Suriyelilere ait ev ve iş yerleri de taşlandı. Valilik Suriyeli tacizci şüphelinin yakalandığını duyurdu. Valiliğin açıklamasındaki bazı detaylara da dikkat çekeceğim sevgili izleyenler. Dün Kayseri'den Suriyelilere yönelik yansıyan görüntüler bunlar ama bazı detaylar da var. Erdoğan istifa sesleri yükseldi. Onu da getirir misin sevgili İpek ekrana? Kayseri'de %60'ın üzerinde Erdoğan'a oy çıkmıştı Kayseri'de. Şimdi Erdoğan istifa sesleri yükseliyor Kayseri'den.